Merhabalar. Bugün air fry'da su böreği tadında börek yapacağız. Biraz peynirimi koydum. Sonra içerisine kaşar rendeleyeceğim. Kaşar koyunca peynirin içerisine tekrardan ekstra bir şey koymaya gerek kalmıyor. Çünkü zaten kaşarın kendine ait bir yağı var. Bu işlemi yaptıktan sonra peynirimizi kaşarla birlikte iyice karıştırıyoruz. Evet, şimdi arasına kullanacağımız harcı ayarlayacağız. Öncelikle bir yumurtanın beyazını içine koyacağız. Biraz tuz. Biraz sıvı yağ. İsteğe bağlı sıvı yağ. İsterseniz hiç koymayabilirsiniz. Evet, bunu çıktıktan sonra 2 yemek kaşığı un. Ben artık epeydir tam buğday unu kullanıyorum birçok yemekte. Evet, sade soda. İyice unu erittikten sonra karıştırma işlemimi tamamlayacağım. Evet. Yumurtamızı kenara alıyoruz. Birazdan tekrar o bize gerekli olacak çünkü. Evet, yufkamızı günlük yufka aldık. Günlük yufka gerçekten de çok lezzetli ve keyifli oluyor. Yumurtamız kenarda dursun. Evet. Ben şu şekilde yapıyorum. Bunu öncelikle ikiye katlıyorum yarım ay biçiminde. Sonra tekrar katlıyorum. Kesmesi de hem rahat oluyor. Evet, üçe böleceğim bu şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra tahtam biraz büyük olduğu için bunu da ikiye keseceğim her bir katmanı. Evet. Birazdan kesilmiş halini gördüğünüzde evet, bu şekilde olacak. Aynı şeyi diğeri için de yapacağım. Dediğim gibi tahtamın büyüklüğüne göre ayarlamaya çalışıyorum. Evet, bunu da ayarladım. Son olarak diğer köşeyi, üçe bölmüştüm zaten yufkayı. Bu köşeyi de aynı şekilde ayarladıktan sonra yerleştirdim. Evet, yufkalarım böylece hazır. Şimdi airfryer'ın iç kısmını ayarladım. İçerisine yağlı kağıt serdim. Evet, gördüğünüz gibi.
İçerisine yağlı kağıt serdim. Bu şekilde buraya indiriyorum. Altına bir yükseklik koyarsam daha rahat görünecek. Evet. Şimdi yapmış olduğum karışımı yanıma alıyorum aynı şekilde. Peynirimi de yanıma alıyorum. Ben normalde kepçeyle yapınca daha rahat oluyor. Ya da büyük kaşıkla içle çok uğraşmıyorum. Evet. Şimdi öncelikle peynirinizi yerleştirin yufkanıza. Bu şekilde. Yerleştirdikten sonra hazırladığınız bu harcı. Bu arada bu yaptığınız şey hem çok hafif olacak hem de gerçekten çok lezzetli olacak. Bu şekilde airfryer'ımıza yerleştireceğiz. Haznesini. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. İsteğe göre kenarını kapatabilirsiniz. Ben bazen kapatıyorum, bazen kapatmıyorum. Ben şu anda bunu iki yufkayla yaptım. Yalnız iki yufkayı da alır mı bilmiyorum. Büyük ihtimal alacaktır. Çünkü airfryer'ın haznesi büyük. Yağlı kağıt sermemin sebebi, bu çok parçalanmış, diğeriyle birlikte kullanacağım bunu. Yağlı kağıt sermemin sebebi hem yapışmaması hem de daha rahat olması için. Evet, bu şekilde yerleştirdim. Bunda bu bir parçası çok bölük olduğu için ikisini birlikte kullandım. Yanlış katmanı almış olmayayım. Bu şekilde. Airfryer'ın içine dizme şekli de tamamen size kalmış. Birazdan tekrar düzelteceğim iç kısmını. Şu anda elimden geldiğince biraz pratik ve hızlı olsun istiyorum. Biliyorsunuz daha çok pratik yemekleri yapmayı tercih ediyorum ben. Çok fazla kalorisi olmayan, daha önceki anlattığım tariflerde ya da bundan sonraki anlatacağım tariflerde de bu tarz yemeklerin yanına hafif salatalar yaparak sizi doyuracak, çok fazla hamur işine yönelmeyeceğiniz tarifler vermiştim. Vermeye de devam edeceğim. Yine aynı şekilde bugün fasulye salatası, haşlanmış kuru fasulye salatası yaptım. Bu sayede çok fazla tüketmemiş olacağım. Evet. Şu an görmediğim için çok fazla düzeltme yapamıyorum ama birazdan tam net ne halde olduğunu göreceğim. Şu birkaç şeyi de sığdığı kadar bir yapayım, ondan sonra kontrol edeceğim. Sadece içerisine giren şey soda, un, yağ. Evet, bunu bu şekilde bırakıyorum. Çünkü içerisine bakarak yerleştirme yapacağım. İsteğe bağlı olarak isterseniz daha fazla peynir de koyabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Çünkü çok abartı olunca da bu defa tadı biraz yoğun oluyor. İçerisine tam buğday unu değil, normal un da kullanabilirsiniz. Bu tamamen benim tercihim. Evet, yerleştirme işlemini kendim bakarak biraz daha dönüştüreceğim. Çok, dediğim gibi, yiyince anlayacaksınız. Gerçekten çok hafif. Çok hafif ve güzel oldu.
Güzel oluyor daha doğrusu. Daha önce çok yaptım ben bunu. Bu air fry geldikten sonra işin açıkçası fırını çok kullanmamaya başladım. Çünkü fırın gerçekten ısındı, etti diyene kadar birazcık böyle zaman alıyor falan. Ama air fry'da böyle bir sıkıntı yok. Koyuyorsunuz, fırının ısınma sürecinde o size pişirip bitirmiş oluyor. Evet, şimdi alıyorum bunları. Boşluklara denk gelecek şekilde böreğimin eksik kısımlarını tamamlıyorum. Bu şekilde. Tamamen dizilim size kalmış. Ben bu şekilde tercih ettim. İç malzemesi bu şekilde ama isterseniz dizilimini farklı da yapabilirsiniz. Kağıtsız yapsanız nasıl olur? Yine olur. Onu da denedim daha önce. Sadece bir tık altına yapışıyor bu. Yoksa onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Bunu yaptıktan sonra evet, gördüğünüz gibi harcın içerisine yumurtanın sarısını da atıyorum. İyice karıştırıyorum. Kalan harcımızın içerisine yumurtanın sarısını koydum. Ve şu anda hepsine denk gelecek şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Çıtır çıtır ama bir o kadar da yumuşak, güzel bir lezzetli bir börek oluyor işin açıkçası. Yapım aşaması tamamlandı. Çok eğmiyorum. İçerisinde çünkü malzemeleri var. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bunu airfryer'ımıza yerleştirme işlemi kaldı. Evet. Evet, hazırladığımız böreğimizi haznesine koyduk. Yerleştirdikten sonra evet, otomatik pişirmeden burada pizzayı buluyoruz. Evet, ev yapımı pizza. Kalın hamurlu, ince hamurlu. Evet. Ve başlatıyoruz. 14 dakika diyor. Diğer airfryer'da da ben denedim. Farklı markaların airfryer'ını da denedim. Bunlarda da genelde 15 dakika, 16 dakika. Eğer yeterli görmezsem daha sonra tekrar bir aşama daha, bir 5 dakika daha pişirmeyi düşünüyorum. Şu anda bu markada ilk defa deniyorum. Piştikten sonra tekrar size göstereceğim. Evet, şu anda böreğimizin pişirme işlemi tamamlandı. Yalnız üst yüzeyi pişmişti. Ancak alt yüzeyi biliyorsunuz 15 dakika, 14 dakika 200 dereceydi. Üst tarafı pişmişti ancak alt tarafı pişmemişti. Ben de tekrar tersini çevirdim. Yağlı kağıtla çevirmesi de kolay oldu. Çevirdikten sonra bir 10 dakika daha pişirdim. Evet, şimdi sonuca bakalım. Evet, gayet güzel pişmiş. Evet, pişirdiğimiz böreğimizi airfryer'dan çıkardık. Evet, görüyorsunuz. Çıtır çıtır. Ve içi yumuşacık bir börek oldu. Evet, isteğe bağlı dilimleyebilirsiniz. Evet. Bugünkü tarifimiz de Airfry'da börek yapımıydı. Afiyet olsun.